Arkadaşlar, işin asıl kısmı olan yere başladık diyebiliriz. Şimdi şurada doğru parçaları bulmak sıkıntıyken burada daha da sıkıntı oluyor. Denge durumu var bir de burada. Şimdi bunu hızlı yapıştırıcıyla yapmış olsaydım bir sıkıntı oluşmayacaktı. Ancak böyle şeyle yapınca, silikonla yapınca bayağı zor oluyor. Bu şekilde koyacağız, dikeceğiz dikebildiğimiz kadarını. Sonra bir gün falan kurumaya bırakacağız. Sonra tekrardan çıkacağız bu şekilde. Şimdi hızlı yapıştırıcı kullanacağımı söylemiştim içinde. Ancak bunu söylemedim mi? Söyledim mi? Söylemedim mi? 1 ve 2'de hatırlamıyorum hani. Kullanacağımı söylemiştim hızlı yapıştırıcıyı. Ama beklediğimden hani güzel bir şeyler çıkıyor ve hani böyle güzel bir şey çıkarsa yukarı şelale kısmında da güzel bir şeyler yapabilirsem eğer şimdi hiç buna bozmak istemiyorum şahsen. Yani bunun içinde böyle güzel olup da balık bakamazsam eğer çok canım acır. Ondan dolayı bunu daha hızlı yapıştırıcıyı deneyip size söyleyeceğim. Hani evet, bu şekildeyiz arkadaşlar. Siyahlıktan gözükmüyor. Şöyle göstereyim. Şimdi şuradaki şu silikonları taşlardan dolayı netleyeyim bir. Taşlardan dolayı alamadığım için şu ön tarafı bir söktüm. Burayı temizleyeceğim. Siz zaten dediğim gibi ilk önce camı yapıştıracağınız için bir sıkıntı oluşmayacak da. Yine de şey yaparsanız hani bu silikonları temizledikten sonra burayı tekrar silikon basacağım komple. Ondan sonra işte yani şu köşelerdekiler gözükmesin diye biraz daha geniş bir şekilde görüş alanını birazcık daraltacak. Görüş alanını birazcık daraltacak ama yapacak bir şey yok. Zaten üstten de gözükeceğini düşünüyorum. Şimdi buraları silikonlayıp temizleyeceğim önce. Sonra silikonlayacağım. Daha doğrusu taşlarla birlikte silikonlayacağım. Yani gözükmemesi için. Mesela şurası çok yüksek. Yani şuranın şu şekilde kapatacak bir taş koyacağım buraya. Mesela yani bu şekilde yaptığımız yanlışı da camdaki hatayı da yanlış demeyeyim de hatayı da bu şekilde telafi etmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar şu şekilde, dur şunu bir netleştireyim. Yukarı doğru bayağı çıktık. Şimdi şurayı yükseltiyi verdikten sonra artık işte ne kadar verecekseniz hani. Mesela bakın şimdi nasıl anlatayım size. Şu taş hafiften bakın şuradan şu şekilde buraya doğru yanaşmaya başladı. Dimdik kule gibi çıkmıyoruz hani yani. İstediğimiz yüksekliğe yavaş yavaş gelmeye başladıktan sonra biraz daha dıştan böyle içe doğru gidiyoruz. Şimdi şu taşı yapıştırdık. Ama şimdi şuradan aşağıdan çıkan silikonları kapatmak ve farklı bir görsel oluşturmak için şimdi şöyle odaklıyım görürse inşallah. Şu şekilde küçük şeyimizle işte inşallah bu şekilde oturtmaya çalışıyoruz ama pek de başarılı olduğumuz söylenemez galiba. Ve evet. Daha küçük bir taşla denesek peki. Şuradan. Evet. Bu daha güzel oturdu sanki. Şekil. Aa. Şey yapmamışız. Çekmemişim. Kusura bakmayın oraya odaklanınca. Diğerini çekelim inşallah tutturabilirsek eğer tabi. Sefer şöyle odaklayalım. Ama karanlık çıkıyor orası. Çok bir şey gözükmüyor. Nerede silikon bunun? Şurada. Oturtturacağız.
Nasıl oturduk anlamadım ama. Bir şekilde oturtuyor işte ya, şöyle kendi kafanıza göre, istediğinize göre. Bu şekilde devam ediyoruz işte yukarı doğru. Ve arkadaşlar ikinci katımızı da çıkıyorum. Şöyle arkadan çekeyim de şey gözüksün. Parlıyor çünkü arkadan ışık. Ondan dolayı şu şekilde. Şimdi bunun çevresinde, yani şuradan gelen su şurada birikecek. Buranın çevresinde böyle komple kayayla kaplayacağız yaklaşık. Şu boyda, yaklaşık şu yükseklikte kayalar olacak. Ve buradan gelen su burada birikecek, havuz kısmı olacak yani burası. Ondan sonra buradan şurayı, şu kısmı daha alçak vereceğim. Buradan akacak böyle. Buradan buraya da hafif hafif dolacak. Daha sonra buradan da böyle buraya doğru gidecek bir şeyler yapacağız işte, bakalım. Belki şuradan, burada hani su buradan çıkacağı zaman şuradan da yavaş bir, şu kısımdan da yavaş bir akma sistemi verebilirim. O zamanla duruma göre bakacağımız şeyler arasında. Yani son durum bu şekilde. İkinci katı da çıktık. Birkaç yapıştırması kaldı sadece, silikonu. Şimdi arkadaşlar bu küçücük taşlar ne işimize yarayacak diye sakın ha atmayın. Yani şu taş bile gidip gelir böyle, bakın şimdi. Mesela nerede, örnek göstereyim size. Nereye yaptım lan şimdi öyle ben? Kısım, iç kısmı, ha şurası mesela, bakın. Gider böyle hop cüp diye böyle yerine oturur. Taşlar arasında kalan şeyleri bastığınız zaman, taşı üstüne koyduğun zaman bassan silikonu kapatmak için kullanacaksınız o küçükleri. Taş, iki taşın arasındaki fazlalık kısımlara.